İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi, Mersin Üniversitesi'nden darbe girişimine tepki, devletin yanındayız. Mersin Üniversitesi'ndeki akademisyenler 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimini kınadı. Gözaltına alınan hakim ve savcılara halktan tepki. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine yönelik Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 hakim ve savcı adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen hakim ve savcılara çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Mersin Gazetesi. Mersin'in merkezi 6 proje ile yenileniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi hazırladığı 6 proje ile Koruma Kurulu onayının ardından Silifke Caddesi, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi Çevresi, Taşpina Çevresi, Yoğurt Pazarı ve Ulu Cami Meydanı'nda yenileme çalışmalarına başladı. Mersin'de 4 vali yardımcısı gözaltında, ikisi aranıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Mersin'de açığa alınan 6 vali yardımcısından 4'ü gözaltına alındı, ikisi halen aranıyor. Haberci Gazetesi. Anamur ayağa kalktı. Darbe girişimi soruşturması Anamur Belediyesi'ne sıçradı. Belediyedeki ofisinde ve evinde arama yapılan Başkan MHP'li Mehmet Türe'nin bilgisayarlarına el konuldu. Türe ise savcıya ifade vermek üzere adliyeye gitti. Mersin'de araçların arasında kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak su satan çocukların sorunlarını defalarca gündeme getirmemize rağmen bu soruna kalıcı çözüm bulunmaması ölümlü trafik kazasıyla sonuçlandı. Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde yer alan Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada iddiaya göre su satıcısı bir çocuğa çarpan araç olay yerinden kaçarken ismi öğrenilemeyen ve Suriyeli olduğu belirlenen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Güney Gazetesi. Kent merkezinde yeni dönem başlıyor. Mersin'in kalbi kent merkezi baştan başa yenileniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Caddesi, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi Çevresi, Taşbina Çevresi, Yoğurt Pazarı ve Ulu Camii yeniliyor. Güney Gazetesi, geçici personel arttı, esnaf ve çiftçi azaldı. Mersin'de 60 binden fazla kişi 4C statüsünde çalışıyor. Esnaf ve çiftçi sayısı da giderek düşüyor.